Luis'to ne yapıyorsun, bitti mi? Ooo sen misin kardeşim? Ya çoktan bitti de ince rütüşlerini yapıyorum. Buna öne arka lastik takmışlar, bilgin olsun. Şimdi şöyle bir durumda çay reddet edebiliriz. Şimdi arka lastiğimiz görüyorsunuz sabun gibi olmuş. Neydi bu lastik arkadaki? Mitas. Mitas ama ortası gitmiş. Şimdi bak şu lastik gidik. Evet. Bunun yerine ben sana ceset lastik taktım. Ceset. CST taktım. Tamam, bunlar hediyem olsun sana kardeşim. Şu da ne, Smallow takılmış. Fakat bu Smallow ön lastik değil. Arka lastiği öne takmışlar. Arkadaşlar sizlerin de bilgisi olsun. Arka lastikleri öne taktığımız zaman su kanalı yok. Viraja giremez bak. Görüyorsunuz arka lastiğin deseniyle gel öne. Öne de bak. Görüyor musun? Orijinal ebatımız bu. Bak, Orient saat gibi. Balans bile yok mübarek. Nasıl dönüyor görüyorsun değil mi? Evet. Bak, şunu takmış öne. Bu da ne yapıyor? Motoru yoruyor. Motorumuz viraja girerken önü arkasına veya arkası önüne gelmiyor mu? Evet. Arkası yani önüme geliyordu. Evet. Viraja girerken rübabımızı şöyle dönüveriyor. Aynen öyle. Niye öyle oluyor biliyor musun? Bu lastikte viraj yanağı yok. Bu arka lastik geniş basar bak. Şöyle basar. Viraja girdiğin zaman şura iş yapmaz. Bak bunda viraj yanağı var. Bak şu boyaları görüyor musun? Bu lastik bayağı bir yatan bir lastikti. Hiç takılmamış. 2016 model bir lastik. 2016 tarihli. Fakat hiç kullanmamış bir lastikti. Bunu ben sana hediye ettim. Bunlarla gitmektense. Arkadaşlar şimdi şöyle de bir durum var. Lastik asfalt yüzü görmediyse, güneş görmediyse, normal karanlık bir ortamda beklediyse 5 sene 10 sene beklesin, kullanılabilir. Yani bak şu lastikleri görüyorsunuz, daha bıyıkları duruyor lastikleri. Şimdi bu lastiği biz kardeşimize, takipçimize hediye ettik. Boşta duran bir lastikti, saksı yapacaktım. Bak şu motorlu lastiği kabak, ona bari vereyim dedim. Onun yerine bunları saksı yaptım. Eyvallah abi, sağ ol. Şimdi arkadaşlar motorumuz Ninja. Kawasaki Ninja 250 doğru mu? Evet. Bir özelliklerinden bahseder misin? Çift silindir abi. Takipçilerimize. Çift silindir. Kaç yapıyor abi bu? 200 yapıyor abi. Gerçek mi? Evet abi. Harika bir şey ya. Biz Suzuki'ye yaptıramıyoruz 200'ü. Suzuki GSX 250 yaptığı 130, 135, 140'ta canını alıyor. PCX'de ben hepsini kovalıyorum. Bak bu ayrı bir şey. Abi sen peki kutsalla kaç yapıyorsun? RS 200'de. 160 abi. Siz uçmuşsunuz gençler. Ben sizle yarışamam. Hemen motoru indirelim. Şimdi arkadaşlar motoru ön arka lastik, bunlar da az sehpa olmadığı için lastik değişimiyle alakalı tüyo vereyim. Az sehpa olmadığı için önce şu şekilde sehpayı alıyoruz. Önce arka lastiği değiştiriyoruz. Gelelim. Öne de şu şekilde bir düzenek kuruyoruz arkadaşlar. Şu şekilde buraya da gelelim. Lastiğimiz havaya kalkıyor, milimizi alıyoruz, ön lastiği değiştiriyoruz. Tabii arkadaş geç geldi, kameraman da yoktu. Ben lastik sökme takma gidiyorsun, çekemedim. Sonunu görmüş oldunuz. Yani lastiklerimize dikkat edelim. Özellikle 8. 9. 10. ayda CST lastikler çok güzel yol tutuşu var, bildiğiniz olsun. Artı bir de motorunuzun üzerindeki orijinal lastikleri atmayın arkadaşlar. Bu lastikler en az 5000 km yapmayınca, İyi bir Ağustos sıcağı görmeyince yola girmiyor arkadaşlar. Ondan dolayı alır almaz hemen motorun lastiğini söküp atıyorsunuz ya. Bu söküp attığınız lastikleri getirin, ben değerlendiriyorum. Takipçilerime hediye ediyorum. Hayırlı olsun kardeşim. Teşekkür ederim abi. Sağ ol abi.